da çok önemli, ülkede çok Evet. önemli, bölgede çok önemli bunları anlamak için, anlatmak için. Şu anda bizim yaşadığımız da bu İşte durumlar ama ama bu, iyi ki. yani bakın bu da biraz kaderci bir tutum. Şimdi coğrafya önemli diyor. O Evet. zaman demek ki bu coğrafyadan adam çıkmaz, öyle mi? Yok, hayır tabii ki. Şimdi bu coğrafyadan çıkıp da dünyaya dağılan insanlar neden çok başarılı oluyor? Bir de bunu düşünelim. Altyapıları var, Mesela ne imkanlar diyoruz? veriliyor. Demin ki zeka tanımlamanıza %100 katılıyorum ama yine böyle bir şey var. Yani Türkiye insanı zeka kapasitesinin düşük olduğuna dair. Olabilir mi böyle bir şey ya? O zaman buradan giden adamların hepsinin gittiği ülkelerde son derece başarısız olması Belki gerekiyor. çok böyle üstün icatlarımız yok şimdilik ama tabii ki dediğiniz gibi yurt dışına giden birçok bilim insanımız ödüller aldı. Nobel ödüllü bilim insanımız var. Hayır, burada en Evet. sıradan görülen insanlar bile, benim tanıdıklarım Evet. var. Oraya gidip çok başarılı oldular. Çünkü imkanlar burada çok İmkanlar var, yani ona yap diyorlar. Üret, düşün, yeter ki söyle, sen getir. bunu Evet. yap, biz sana her imkanı Evet. sunuyoruz, desteği veriyoruz. Tabii. Mesela eğitim kurumu olsun, Bana da devlet böyle kurumu. çok teklif geldi. Ben inatla gitmek istemedim. Ama gerçekten onu söyleyeyim. Yani burada ağzınızda kuş tuttuğunuz zaman kimse şaşırmıyor. Orada küçük bir saptama, Küçük doğru bir saptama başarı, yaptığınız evet. zaman millet ayağa kalkıp alkışlıyor. Tebrik ediyor, değil mi? Evet. Burada sanata evet diyoruz bazı toplantılarda Evet. mesela. Bunu bir adet, bir alışkanlık, bir algı biçimi haline getirmeye çalışıyoruz. Sanata evet'in anlamını bilse de bilmese de bunu benim hatırım için bazı topluluklar yapıyormuş gibi yapıyor. Sonra da gülmeye başlıyor. Değişik ki, Çünkü evet. ritüele alışkın değil. Yani Böyle. birlikte bir şey yapmaya alışkın değil. Biz böyle